Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam, sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Arkadaşım bir seyirci bir dakika bizi dinlemeyin. Evet, bir çıkar mısınız? Hayır hayır. Bir şey, seyirci gülme hemen. Gülme be, Mevlüt'teyiz yani. Biraz arkadaşım. Hakikaten anlamıyorum seyirciyi hocam. Arkadaşım şu an çok birinci dakikadan kendine hakaret ettirme. Evet. Bu televizyonda yayınlanacak. Ha. Anladın mı? O yüzden sana eskiden olduğu gibi şeyler söyleyemeyeceğim. Mesela geri zekalı diyemeyeceğim. Geri zekalı mısın arkadaşım diyeceğim. Ha, o zaman... Sen tamam manasında kafanı salla. O zaman ben size neler diyebileceğim? Farkına vardıktan şey sonra diyemeyeceğim. Hayır. Gibi, evet. Diyemiyormuşum mu diyeceğim size. Hayır ben sana salak demeyeceğim. Salak mısın? Sen ne yapacaksın? Öyle bir karşılık vereceğim ki. Hayır, hayır. İnanır gibi değil. Hayır. Sen hani bana kafanla evet salağım yaparsan kısmetin kapanır. Sen susmak da kabullenmektir. Yani sen anlamazsın, sıkıntı yok. Sen niye arkadan geliyorsun? Öyle dediler. Yönetmen var içeride. Ne dedi? Oradan yürü yavrum dedi. Niye? Ya senin düz bir işin yok mu? Hayır. O... Her zaman çıktığın yerden niye çıkmıyorsun? Annemi mi çağırayım şimdi? Çok özür diliyorum. Gerçekçi olmak istedim sadece. Arkadaşım pislik yapma. Ben yapmadım ki. Tıbbi bir olay bu. Seyirci. Özür diliyorum. Siz de böyle pisliğe şey vermeyin. Meydan vermeyin. Meydan. Şey, düzgündür. Düz. Çok önemli insanların karşısındasın, seyircimiz var. Tamam. O yüzden hani böyle bir star gibi içinden böyle o enerjiyi patlat böyle gözüne, tamam mı? Star'a demin söylemediğinizi bırakmadınız ben. Hayır. Vatandaş salak seviyor, ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. Sen neye gülüyorsun? Bir de vatandaşın en çok hoşlandığı şey bu. Sen ne zaman bana girsen... Hoşuna gidiyor. Sen onları arkana alma. Çağır çocuğu, başlayalım. Gel yavrum. Hayır. Müzisyeni çağır, piyanoya otursun ve... Piyanoya otursun ve yardım ekipleri gelsin. Hemen acil servis gelsin. Kıymık tedavisi için. Ne yapıyorsun? Memnun musun işinden? Ödeme yapıyorlar mı? Kestik. Geç yerine. Geri zekalı. Sana diyor. Sana diyorum. Bir cevap ver. Kel olan. Evet, arkadaşım, elin sağ elin sağ cebinde, evet, dört parmak cebinde, baş parmak dışarıda, gıdı gıdı yapıyor. Bu ne ya böyle? Gıdı 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 gıdı. Şey... Siz nasıl bir mahallede büyüdünüz ya? Hayır, geri... arkadaşım. Böyle mi yürüyordunuz mahallede? Frank Sinatra şarkı söylerken... Frank mi? Evet. Frank üzümü olmasın o? Kendini yana doğru yatırıp, böyle baş parmakla da gıdı 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 gıdı. Bu nasıl? Baş parmağı göstersene, seninki gözükmediği için anlaşılmıyor. Hayır, öyle ayırarak gösterme. Sen öyle bir elini cebine sok ki baş parmak kendiliğinden doğal olarak... Evet, evet. Ona hafif hafif gıdı 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 gıdı. Öyle yapma! Çocukları çıkaralım mı? Arkadaşım... 12 yaş altını aşağıda lobiye. Lobi var mı burada? Ben seni... Orada bir lobi oluştursunlar. Ben seni bir star gibi göstermeye çalışıyorum teşekkür halkın ediyorum. Gözünde. Beni böyle mi gösteriyorsun star gibi? Hayır, böyle sallama. Sadece DVD'de yayınlanabilir bunu. Arkadaşım, her yerde sen satılmış. Uygununu yaparsan... Evet. Sen uygununu yaparsan... Hayır, bunu böyle yapayım, bunu göstereyim. Arkadaşım, olmaz. Değil. O orada dursun. Okay. Bak, bak. Öteki de sol elde hangi cebe girer? Allah bilir. Hayır. Sol ceketin cebine. Ha, sol ceketin. Tabii, onu da Aziz Yıldırım gibi sokuyorsun, ceket cebine. Huu.
Evet. Bakalım bak, ne çıkacak. Bak. İki mühim insan. Anladın? Aziz Frank Yıldırım Sinatra, mı? Aziz Yıldırım. Ha pardon ben ikiye böldüm. İkisinin birleşiminden ne çıkar? Star çıkar. Ve kafayı biraz dikleştirirsin, çeneyi kaldırırsın hafif. Böyle sert bir şeyle vurabilirsin. Arkadaşım! Çeneni hafif kaldırırsın ve gözünle bütün salonu alıp... Çok kibirli oldun arkadaşım. Ha. Bir hafif kibir, yani içinden kibirlisin ama şeysin de, bir yandan da böyle salak bir gülümseme var yüzünde. Bunların hepsini yapacak aynı anda bir oyuncu getirin, her yerini öpeceğim. Hiç, kayıtta öpeceğim. Arkadaşım! Önemli olan senin bunu yapıyor olman zaten. Heh, teşekkür ederim. Onu söyleteyim de. Hayır, yapabiliyor olman değil. Estağfurullah. Olsun, ağızdan çıktı. Evet. Ve... Çocuğu ağzını sağa sola dolaştırarak öyle bir çağırırsın ki... Evet, sağa sola. Soldan al, sağa doğru dolaştır. Ulan acaba kim geliyor şaşkınlığı olsun seyircide? Vay be, kimi çağırdı ulan herif acaba falan. Kim? Gele gele bizimki gelecek işte. Hayır! Ama sen onu öyle yapma. Ha. Evet, ver yüzünden salak gülümsemeyi. Ağzını oradan oraya çağır çocuğu. Huzurlarınızda minik. İşte bu. Karşıla çocuğu, karşıla, karşıla. Büyük bir karşılama yap. Hayır, çok büyük bir karşılama. Yani seyirci desin ki, ulan acaba bu herif ne yapacak şimdi oturunca? Ne yapacak? Yine bedavada mı? Hayır. Dıy dıy dıy. Hep Ayla Minör'den aynı şey. Ya sen öyle yapma işte. Evet. Evet. Ben yapıyorum, o yapıyor. Hep aynı şey. İnternetten indirdiğini çalıyor oradan. Arkadaşım bak, olayın özü şu. Evet. Sen her şeyi büyükmüş gibi göster. Ha. Çok önemliymiş gibi. Bir şey yap. Ulan ne biçim bir yönetmen bağırıyor. Ne salak bir oyuncu oynuyor. Ne büyük bir müzisyen geldi. O tarz. Büyük, doğru tuttu ama... Evet, 3-2-1. Karşılayın. Minik! Ya sen nasıl bir insansın arkadaşım? Böyle karşılama görmemiştim. Hoşuna gitti mi? Dünyada böyle hiçbir yerde karşılanamazsın. Kendinden diyapozonlu. Allah seni kahretsin. Sana diyor. Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptın? Müzisyen. Sen ne sırıtıyorsun? Hoşuna mı gitti? Evet, geç yerine. Tamam. Memnun oldum. Geç yerine. Evet, kim bilir bizim salak bugün bize neler hazırladı müziği çal. Sen de at mikrofonu arkaya. Öyle değil arkadaşım, yapma şunu ya. Tamam, döner... Ekmek teknesi atılır mı? Hazır hissediyorum. Ne hazırladın seyirciye? Zerre bir şey hazırlamadım. Ver aktif müziği, aktif olarak soyun. Kalçaya dikkat çekme. Evet, prodüksiyon. Şey getir, önlük getir, fes getir. Çabuk. Evet, aktifsin, papyonunu çıkar. Bu ne lan? Şunu çıkarsana. Bir işe yara, evde kaldın bari bana yardım et. Evet, tak, 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 tak. Sen bir Türk olarak hayatta çok önemli bir şeyi buldun. Oo, erotik shop. Hayır. Değil. Büyük para kaçırdık Avrupalara o zaman. Arkadaşım. Fes taktığına göre yıl kaç? Hayır. Hayır, öyle değil. Yani sene kaç? Ha, sene... Dur. Çok eskiler. Osmanlı, evet. Osmanlı. Evet, Osmanlı ben seneleri. Ben günümüzde yapılan Osmanlı filmlerin hiçbirini beğenmediğim için... Bir halka örnek olsun diye, bir yönetmen halka. Arkadaşlara, senariste örnek olsun diye... Evet. ...seninle bir Osmanlı filmi çekeceğim. Çok. Ve... Hiçbir filmde hiçbir Türk bir şey bulmuyor yoğurttan başka. O yüzden sen çok önemli bir şey bulacaksın. İşte o... Ne? İşte erotik şop olsa... Büyük... Hayır, olmaz. Yelpaze de geniş çünkü. Olmaz. İlk erotik şop. Lan... Hep tahtadan oyma. Arkadaşım... Gerizekalı tahta olur mu? Dükkanın ismini bile buldum, kıymık. Bir de interneti keşfedersen büyük satış yaparız. Bence yaparız. Evet arkadaşım, evet. Geç sola. Geç sola, bana göre sola. Geç sola, al önüne arabayı. Öyle değil, el arabası. El arabası, ittirmeli. Öyle değil. İttirmeli ha. El arabası, evet. Ve necisin? Seyyar erotik şov. Hayır. Değil. Tarihteki ilk... Neyi buldun? Erotizmi mi? Ben sabah kadar gittim, oraya kadar bağlayacağım. Hep oraya bağlarım. Tarihteki ilk kokoreççisin. Kokoreçi bulmuşsun.
İşte biz bu yüzden ilerleyemedik ki. Niye? Adam uzay mekiğini buluyor, biz illa en b**tan şeyi buluyoruz. Ben niye onu buldum? Daha... Öyle deme Nimet. Şato Biryan'ı ben bulmuş olayım. Arkadaşım Avrupa Birliği'nin bile en önemli meselesi oldu diyorum sana. İleride çok büyük iş yapacak. Tamam. Evet, 3-2-1 ve kokoreci bulmuşsun. Bir de kokorecin söylenişini de sen bulmuşsun. Kuzu kokiriç diyeceksin. Kokiriç. Evet. Bunu da sen buldun hayatta. Öyle bir şeyi bulmuşum ama gerzeyim. Kokiriç konuşamıyor. Evet. arada takkada tukkada takkada tak. Benim dövüyorlar mı? Hayır. Kokoreci şeyle, dalgayla şey yapıyorsun ya. Hayır, o mısır da yapılır. Süt mısır da yapılır. Kokoreçte öyle bir şey olmaz. Nasıl mısır da yapılır? Nasıl mısır mı? Süt mısır. Uzun olan. Evet, onda niye takkada tukkada takkada, yapsınlar? Takkada takkada mısırcı yaparlar da kokoreçte takkada tak. O kokoreç durur. Mısırı... Sarhoş gelir. Kim gelir? Sarhoş. Niye? O çünkü o kafadan sonra artık en ne yerim diye. Kokoreçe gelir. Arkadaşım şu kokoreç... Gidip de şurada çok güzel balık yerim demez. Ya ilk bulduğun şeyi, lütfen ilk bulduğun şey bu senin. Evet. Evet, soldasın. Önünde tezgah... Bir dakika dur. Al sahneye bir erkek seyirci. Bir şey rica edebilir miyim? Sebep? Kokoreç mi oynayacak? Al. Kokoreçi mi oynayacak? Ya al birini işaret et. Abi kaç yaşındasınız abi? 20. Gel göster. Evet. Evet arkadaşım geliyorsun. İşkembeci Osman abiyi gör. Büyük usta yapış eline. Kuzuk. Osman abi nasılsınız? Osman abi basketçiymiş. Osman'da evet. Basket mi varmış? Hayır, Osman abi yukarıdan elini sık güzel. Nasılsınız? Siz de nasılsınız? Ne yapıyorsun sen ya? Çok heyecanlı anlat. Hayatımdan nefret ediyorum. Hayır arkadaşım bırak oraları şimdi. Çok heyecanlı anlat. Çok heyecanlıyım. Osman abi, Osman abi ne buldum, ne buldum? Osman... Senin dükkanda olayları anlat. Ne buldum senin dükkanda? Ne buldun? Ya nereden buldun daha erotik şop icat sen? Arkadaşım! Nereden... Onun dükkanında ne buldun ben tam olarak? Arkadaşım onun dükkanında sen suyunu içmişsin, tanesi suyun... kalmış. O sırada da aklına bir fikir gelmiş. Bu taneyi kızartsak ne olur? Kızartmışsın, aa demişsin falan işkembe. Osman abi ne buldun bir bil. Ne buldun lan? Senin dükkanında inanılmaz bir işkembe çorba içtim geçenlerde. Öyledir bizim işkembe. Evet inanılmaz bir şey. Artık suyunu bitirdim sonunda bir tane kalmış. Bir tane değil, taneleri kalmış. Taneler kalmış. Şimdi tarihi değiştirdi şu an yani. Şimdi bir tane kaldı, üç tane kaldı çok fark. Taneler kalmış. O taneler dedim ki ulan bakarken öyle acaba dedim bunları kızartsam mı? Çünkü işim gücüm yok. Böyle mal mal geziyoruz bütün gün. Böyle fikirler geliyor aklıma. Dedim bunu kızartayım mı dedim. Öyle düşündüm vazgeçtim sonra. Arkadaşım! Ve indüksiyon bobinini icat ettim ben. Hayır arkadaşım. Arkadaşım olmaz. Tamam Osman'a vedalaş yürü. Görüşürüz abi. Hadi yürü, yürü. Evet, tam salak salak, kuzu kokoreç diye bağırarak yürürken... ...o sırada zabıta... ismin ne arkadaşım? Mustafa. Zabıta memuru Mustafa ile karşılaşır. Mustafa, öyle bir önüne atla ki... ...orada arkadaş kalp krizi geçirsin, tamam mı? Aniden. 3-2-1, sen salak salak sağa sola bakarak yürüyorsun. Ya niçin bütün zekiler bunlar da ben salak ya salak... Ya arkadaşım... Yeni bir icat yapmışım, dehayım ben. Tamam, bulduğun şey kokoreç işte. Söyletme beni. Evet, yürü. Hop! Mustafa, önüne atla aklı çıksın dedim. Çocuğa ne göze elini açmış göz... Al. Hop, ne hopu? 3-2-1, buyurun. Şşt, bekle. Şşt, ne? Niye çöktüğümüzü anladın değil mi zamanında? Viyana'ya böyle gitmiş olabilirler mi? Şşt, çıkın kaleden. Böyle bir şey olamaz, daha zekice yaklaşma. Geçince çarpma. Şşt, bekle, hop. Şşt, sakin. Ya Mustafa! Sağ ayağınla çocuğun önüne 3 metre yukarıdan düş. 3-2-1 buyurun. Of be dur göreceğiz nasıl. Çok merak ettim şu an. Ölürsen senden de kokoreç alacağım. Hazır. Kuzu kokoreç. Şşşt. Hey. Şu an o kadar korktum ki. Hayırlara vesile olsun inşallah. Tamam arkadaşım ilerleyin Musa. Ben seni montajda koyarım. Sen şey yap. Geçmiş olsun montajda koyacaklar. Yıllarca çektim ben. Mustafa. Bir şey olmuyor. Gir mevzuya. Burada kokoreç satmak yasak. Ya Mustafa zaten... kokoreçin ne olduğunu sen nereden biliyorsun? Hemen internete koymuş, okumuş. Olur. Sen bir kere ne sattığını öğren zabıta. Evet, konuş. Ne satıyorsun arkadaş? Yok, benim binek araba bu ya. Hayır arkadaş. Gel şuraya. Yasak mı ki kokoreç? Arkadaşım. Daha belli değil, değil mi? İzah et, bilmiyorsun. Daha bilmiyorum. Evet. Kuzu kokor... Ne satıyorsun arkadaş?
Kokoreç satıyorum Sayın Zabıta. İnanılmaz bir şey tabii. Ne bulacaksınız? Kokoreç yeni buldum. Çünkü ben dün gece buldum bunu. O ne ya? Şimdi bunu tam kibar olarak nasıl anlatacağım bilmiyorum. Kuzunun... Kuzuyu Avrupalı gibi kısa bakma. Kısa kes, kısa. Kısa kesiyorsun kuzuyu böyle bir tarafa. Hayır, hayır. Şey, yani çok kısa anlat. Çok kısa alıyorsun. Şöyle erkek olacak kuzu. Arkadaşım hızlı söyle anlamasın, kafası karışsın. Koydum bitti. Şahane. Anlamadım. Tam neresi sor. Tam neresi ya? Nereye denk gelirse yani. Bu denk getirdiğimiz yerden. Şimdi kuzu ince bağırsağından faydalanıyoruz kuzunun burada. İnanılır gibi. Çünkü bütün dünya kuzunun etini nasıl yerim diye düşünüyor. Ulan bize et kalmıyor. Bize ne kalıyor? Bağırsağı kalıyor kuzunun. Biz o bağırsağı alıyoruz. İnanılmaz bir şekilde bir leğenin içinde sirkeye yatırıyoruz. Yani bunlar hep benim aklıma geldi. Daha önce yapılmadı tabii. Kuzunun böyle bağırsağı temizleyip böyle derede güzel bir şekil. Derede temizleyip ondan sonra onu leğende iki gün kadar sirkeye yatırıyorum. Ne oluyor? Bakteriden kurtulmuş oluyor. Bakteri ne? Henüz daha Osmanlı'da icat edilmedi bakteri. Tabii. Şimdi bunu böyle alıyorum iki gün sonra sirkeden. Ne yapıyorum? Tuzlu suyla bir daha yıkıyorum. Yetmiyor, bir daha yıkıyorum. Ne? Ciddi bir şey bu. Sana kokoreç nasıl yapılmanı onu anlatıyorum. Böyle Mustafa itiraz et. Olmaz, olamaz. Olmaz, olamaz. Burada satamaz. Yok, şurada satacağım zaten. Burası. Hayır, Mustafa de ki bunu götürüp padişahıma göstermem lazım. Bunu götürüp padişahıma göstermem lazım. Bir porsiyon ver de götüreyim. Mustafa, ama daha porsiyon da icat edilmedi. Mustafa, adamı götüreceksin arabasıyla. Tamam. Prodüksiyon, müzik. Ver padişah geliyor müziği. Prodüksiyon hemen bir sandalye koy, taht olsun. Getirin padişahı. Sür sen de tut kolundan. Neler oluyor be? Ya tut kolundan, sen ne yapacaksın? İşine bak. Çabuk. Hayır, ha, o senin benim kolundan. Pardon. Biraz, Batu biraz geri al ortaya. Bu mu padişahın koltuğu? Padişah çok merak etti. Ya benim filmime karışma. Küçültme benim filmimi. Ne küçük taht geldi falan. Evet, sür arabayla götür padişahı. Ha, öyle mi? Padişah gelsin. Kim? Padişah. Ya sana ne? Seyirciden mi çağırayım mı? Hayır, geliyor padişah. Padişahım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturun, buyurun. Evet, buyurun. Haciz mi gelmiş? Niye sandalyede? Tahtı yok. Ya sana ne? Evet, Mustafa iterek seni padişahın ayaklarının önüne atıyor. 3, 2, 1, at! Ne oluyor lan? Ben padişahın sol altında durduğuma göre... Arkadaşım, yapma şunu. Özür diliyorum. Padişahım, sinirlisiniz, gülmeyin. Çok sinirlisiniz. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Çok özür diliyorum Sayın Padişahım. Ben size buzağı... Eteğini öp, eteğini. Eteğini öpeyim. Hayır, eteğinin ucuna yapış padişahım. Ah, padişahım çok... Kafanı kaldırma, o sana kalk demeden. Ve tarihteki ilk estetiği de... Evet, yapış eteğin ucuna. Padişahım çok özür diliyorum. Size bu zabıtayı getirdim. Hayır! Densiz... Sen padişahın eteğine yapış, orada titriyorsun. Sen anlat zabıta durumu. Eteğiniz ne kadar soğuk. Korkudan titriyorsun. Ha. Padişahım sorun zabıtaya. Padişahım çok özür diliyorum size. Ben bilmeden bir şey yaptım. Hepimiz... Ne yaptı bu? Yolda yakaladım. Kokoreç denen şeyi satıyormuş yollarda. Padişahım girin mevzuya. Bu kokoreç neyin nesidir? Buyurun. Neymiş bu kokoreç? Ya kuzu padişahım yani... Çok uzatmayayım. Padişahı da sıkmak istemiyorum. Arkadaşım. Ama yayınlanamadım. Güzel Nazim, öyle bir şekilde anlat ki padişah ulan ne acayip bir şey. Bundan ben de yiyeyim desin. Padişahım izniniz olursa anlatmak isterim. Buyur. İzninizle ayağa kalkmak istiyorum çünkü siyatiklerim ağrıyor. Uzun zamandır kokoreçle uğraştığım için. Şimdi kokoreç şöyle bir şey padişahım. Bütün dünya kuzuyu alıyor, ateşte çeviriyor olduğu gibi. İğrenç bir görüntü. Kuzu kuruyor falan. Filmlerde görürüz hep. Daha çekilmedi filmler ama. Çekilirsin. İleri görüşlü bir kokoreççiyim. Sinema diye bir şey olacak padişahım. Arkadaşım uzatma. Evet. Şimdi ben baktım kuzunun başka neresi kaldı? Çünkü bütün Avrupa kuzuya buraya bakıyor. Biz biliyorsun Türk boyları olarak hep arkadan bakarız olaylara. Ve ben orada madeni gördüm. Orada madeni gördüm. Evet, inanır mısınız Sayın Zabıta? Neyi gördün arkadan? Madeni gördüm. Maden dedim ki orada bir şey kalmış. Ondan faydalanmayı. Aldım, çektim aldım onu. İşte sen inanır mısın o Sayın Padişahım ince bağırsa. Onu ben anlattım demin kendisine. Padişahım, çok sinirlerin kalkın ayağa. İnce bağırsak mı yediriyorsun benim vatandaşıma diye. Buyurun. İnce bağırsak mı yediriyorsun benim vatandaşıma? Bir daha bir şey satman yasak. Maşallah. Kol da kuvvetli çünkü.
Padişah. Padişah ya. Ha, ondan. Siz nasıl arzu ederseniz, o zaman erotik shop'u açıyorum artık. Hayır arkadaşım. Arkadaşım, padişah şey yap. Alttan al padişah. Tekrar kabul et. Öyle değil ulan. Hani şey, kabul ettirmeye çalış. Evet. Evet, ağlayarak falan. Çoluğum var, çocuğum var. Ama ne? Daha büyük. Daha büyük bir kokoreç yapacağım. Hayır, hayır. Sen kapıdan kafanı uzat, daha büyük ağla. Belki insafa gelir. Evet. Padişahım sakın insafa gelmeyin. Evet. 3-2-1 buyurun. Sayın padişahım, ben buraya gelen evim. Daha büyük. Adam sürekli itiyor beni. Ne yapsam itiyor. Arkadaşım, padişah seni iter, düşer kalça kemiğini kırarsın. İttir padişahım. Kalçayı niye kırıyorum ya? Öyle. Evet, kalk şimdi kalçayı göster. İkna etmeye çalış. Niye göstereyim? Kırık işte. Tamam, öyle göster. Ama sayın padişahım, kalçam kırıldı benim. Ağlıyorsun hep. Kalçam kırıldı. Lan, kalksana. Zabıta kaldır şunu ayağı. Kaldırsana Mustafa şunu ayağı. Tekrar git padişahın yanına, göster bak ne oldum diye. Kokoreç satamadığın gibi koşuya da çıkamayacağım. Padişahım, dönün deyin ki benim işim gücüm var. Ben Viyana'dan Afrika'ya kadar... Anlatın işte durumu. Ah, tarihi bilmediği belli olur. Anlatın durumu. Endonezya. O halk ekmeğin oraya. Padişahım söyleyeyim, benim 1000 tane işim var. Senden mi uğraşacağım gerizekalı falan tarzı? Buyurun. Ne oldu? Benim 1000 tane işim var. Seninle mi uğraşacağım? Git. Git. Gidiyorum evet, ben o zaman. Giderken insafsız padişah falan tarzı ağlıyorsun. Böylece tarihteki ilk kalça çıkarını da bulmuş olduk mu? Evet arkadaşım. Mustafa'yı alkışlarla yerine gönderiyorsun. Padişahımızı da tekrar içeri alıyoruz. Padişahım birazdan tekrar görüşeceğiz. Padişahı da içeri alıyoruz. Sen de mal gibi sarayın kapısına çekmişsin tezgaha, kaçak kokoreç satıyorsun. Geç sarayın kapısına. Sarayın kapısı neresi? Gör arkanda sarayı. Vay be. Vay anasını ya. Saray hakkında konuş. Saray taştan. Hayır hayır. Lan bununla kaç işçi çalışmıştır? Böyle kaç kibar paraya konuşayım. Evet. Lan bununla kaç işçi çalışmıştır ya? Kaç paraya mal olmuştur lan burası? Burası komple kaça? Sorayım emlakçıya falan. Hayır sorayım. Sor. Evet görüyorsun. İnanılır sarayı gibi. Of Allah, be. Nasıl saraya bir zenginlik bak. Yarabbim. Nasıl bir şatafat, nasıl bir endam. Senden bahsetmiyorum, saraydan bahsediyorum. Nasıl ve bir... o sırada padişahın en küçük kızı Dilruba Hatun. Dilruba mı? Evet. Ruba olmasın? Hayır, Dilruba en büyük olanı. Ne güzel çevirdin. Dilzuza, Dilruba. Dilzuza mı? Ortancası. Bir de tıpta okuyan var, dil altı. Arkadaş! Sana ne lan? Dilzuza sana ne? Sana ne? Dilruba Hatun, Dilruba Hatun gel sarayın içine. Dilruba Hatun sarayın bahçesinde dolaşmaktadır. Müzisyen, kız gelince coştun. Allah Allah, 7 senedir bana yakari çalıp duruyor. Vallahi bravo, helal olsun ya. İki dakikada sen kokorecinin başındasın. Birbirinizi görmüyorsunuz, aranızda surlar var. Arkadaşım de ki bir kuyruk yağı atayım tezgaha da kokusu yayılsın. O zaman dur bir kuyruk. Hayır, hayır. Kokoreçten atıyorsun kokoreçten ya. Kokoreçten atıyorum. Mangalın üstüne at ki onun kokusu ve dumanı şey yapar ortalığı. Evet. Şemsiyesini çevirerek bahçede kendi kendine konuşmaktadır. Allah'ım benim kısmetim ne zaman gelecek? Buyurun hanımefendi. Allah'ım. Benim kısmetim ne zaman gelecek acaba? Nereden gelecek? Nasıl gelecek? Hayırlısı olsun. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Sana demiyorum. Ay pardon. Affedersiniz. Benim cebim çaldı. Hayır. Efendim? Arkadaşım bırak şunu sok şunu cebine. Onu da icat. Nasıl bir adamım lan ben? Lan cik cik benim gerizekalı. Biliyorum hocam. Hayır sen. Biliyorum. Hanımefendi, ben sana cik 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 dediğim zaman sen her salak kız gibi diyeceksin ki bu bana bir işaret olmasın, tamam? Niye koskoca padişahın kızı salak olsun hocam? İnanılır gibi değil hanımefendi. Tanımak mümkün değil kendisi. Arkadaşım sen işine bak görmüyorsun. Hanımefendiciğim, sen geziyorsun, ben cik cik yaptığım zaman bak bülbül, sen de güle sevdalı değil misin? Neden benim bir aşığım yok? Bak, cümleye bak. Evet, 3-2-1 buyurun. Cik 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 cik. Ne cik 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 cik? Arkadaş, hanımefendi. Bence sağlam altın. Oralı hanımefendiciğim. Olmadı. Ay özür dilerim. Tamam yapacağım bak, hocam. Peki çok tamam, istediniz. Evet, tamam mantıklı gelmedi bana ama yapacağım. Tamam. 3-2-1
Cik 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 cik. Cici kuş. Fıstık. Hanımefendi. Tamam, tamam. Sen gülden bülbülün aşkını kıskanıyorsun. Diyorsun ki benim neden gülle bülbül senin gibi bir aşkım yok. Tamam. 3, 2, 1 buyurun. O arada onu söyledikten hemen sonra kokuyu duy. Tamam. 3, 2, 1 buyurun. Hangi kokuyu? Ya sen duyacaksın. Kuyruk yağı kokusu gelecek sana birazdan. Koskoca surun arkasından bana kuyruk yağı kokusu mu gelecek? Ya sen ne bekliyorsun? Tamam hocam. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Ne çabuk kabul ediyor her şeyi ya. Buyurun. Cik 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 cik. Ah bülbül ah. Sen de güle aşıksın ha. Acaba ben ne zaman aşık olacağım? Cik 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 cik. Ah canım ne duy zaman? Duy kokuyu. Bu koku da neyin nesi? Ay midem... Hayır, hayır öyle değil. Hanımefendi müthiş kokuyor müthiş. Müthiş mi? Evet. Kuyruk ya tamam hocam. Bu ne kokusu? Öyle böyle bir kuyruk değil bu. Yeni kuyruk. Tamam. Yeni, bu Osmanlı. Ne kokusu? Allah'ım de kapı kulu askerlerinden rica et kapıyı açtır. O koskoca kapıyı kuyruk yağı için açtıracak mıyım? Ya sen hayatın değişecek ya. Senin şeyin yok mu mendilin? Aa var. Ha onu şey dışarı çıkınca yüzüne tutuyorsun ha, tamam mı? Tamam, kimse tamam. Görmesin seni. Tamam. Evet 3, 2, 1 buyurun. Ay bu koku da neyin nesi böyle? Hayatım değişecek sanki hissediyorum. Ablacığım. Efendim? Ablacığım sen sadece kokuydu, bu ne güzel kokudu. Dur hayatını ben değiştireyim. Ha peki tamam affedersin. Allah Allah. Teklifim var. Yaptığım için de bağladın işi ya. Dur hayatını değiştireyim. Evet 3, 2, 1. Evet duy kokuyu, içine çek. Oh. Ciğerine çek, ciğerine! Oh. Söyle kapı kulu askerlerine. Askerler. Açın kapıyı desene. Açın kapıyı, askerler. O kadar açın. Uzadı ki ben mesaiye bitirdim, eve gidiyorum. Hayır, dur orada. Şimdi olay şudur. Sen kapıyı açıyorsun, kapının aralığından kokoreççiye doğru bakıyorsun. Evet. Kokoreççi de sana doğru dönüp kapının gırç sesini duyuyor ya. Sana doğru bakıyor, yelleme, dur. Abi size gelmedi değil mi? Arkadaşım. Sen onu gördüğün anda yamuluyorsun. Dizlerinin bağı çözülüyor. Ha. Evet tamam parmakların elinden aşağısı tutmaz oluyor. Tamam mı? Anakonda gibi nasıl bir kadın bu ya? Kekeme oluyorsun. Aşık oluyorsunuz ve bunların hepsi ağır çekimde oluyor. Hanımefendi sen de ona yaklaşıyorsun. 3, 2, 1. Ver müziği. Yelleme yanlış anlamadım. Arkadaşım. Ha şu kadın. Lan niye yanlış anlasın? Sen gel bir de buradan bak olaya. Arkadaşım, bahçe suluyor gibi mi duruyor? Şu içindeki pisliği bir durdur. Mümkün değil. Onunla yaşıyorum, onu besleyeyim. Arkadaşım, evet. 3, 2, 1, gör kızı, yamul. Yaklaş kız, yaklaş. Yaklaş. Ah canım benim, Allah. Hayır, çocuğa üzülme. Tamam. Yaklaş nasıl sen. Nasıl üzülmeyeyim hocam? Ah ya, canım. Ya ah canım, niye diyorsun? Senden tokatlandım. Arkadaşım. Ama çocuk bu hale gel kız ne yapsın? Ya arkadaşım karışmayın karışmıyoruz, ya. Karışmayın tamam, lütfen. Böyle. Sen kızla bir müddet konuşamıyorsun. Kız sana soru soruyor, mal mal bakıyorsun. Sadece soru... öpeyim mi? Hayır, yok. Kekemesin. Kekeme olarak cevap veriyorsun. Hanımefendi gel. De ki bu güzel koku bu yiğit tarafından mı çıkarılıyor? Evet, 3, 2, 1 gel. Yiğit bu bey değil mi? Evet, evet vur bir tane bak. Arkadaşım. Evet hanımefendi gelmişsin. Sağ ayak havada, sağ ayak havada. İyice havada. Sağ ayak havada. Evet. Tabana hop, güm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu güzel koku bu yiğit tarafından mı geliyor? Evet, kusura bakma kaçıyor. Hayır lan! Ay, ama hocam ya midem bulandı. Kaşa basıyor ya. Arkadaşım. Değil, öyle değil. Lan gerizekalı, Suzan senin suyunu alıp gidecek. Geç oraya. Gerçekten kaçırmış olabilirim. Sen öyle tanıyor musun? Arkadaşım. Suzan hadi. Ya bir dakika. Vallahi çok kısarmış. Yani ya burada... Suzan. Kıza yapıyorsun bunu biliyorum. Evet. 3, 2, 1. Gör kızı. Sor kız. Bu güzel koku bu yiğit tarafından mı çıkıyor? Evet. Hukuku. Hokoreç. Ne kadar güzel. Evet, öyle değil. Hokoreç. Hokoreç. Yanlış. Hokoreç. Olsun. Hanımefendi de ki, böyle güzel bir şey neden yapılıyor olabilir ki? Beyefendi, böyle güzel bir şey neden yapılıyor olabilir ki? Arkadaşım.
Yalan mı söylüyorsun? Arkadaşım bir kere kıza... Yüreğimden. Hayır, hayır. Kıza elinin tutmadığını göster. Kekemesin ama hızlı konuşan kekemesin. Buyurun. Oreç, oreç. Hayvanı hence bağırsa anlayın. Alıyorum. Odu uzun yatırıyorum. İnanılmaz bir şey. İki gün bekliyorum. Gidiyoruz ona. Kıza de ki, göstereyim mi de kıza? Göstereyim mi? Gitti. Bunu at, kameraya at. Hayır, çok... ne olduğunu göstereyim de. Aa, çok saçma ama ya. Bulduk kız. Ay, yüz açıldı. Düzeldin mi yüzünü görünce? Hayır, sen Allah onun yüzünü görmedin daha. Göstereyim mi de hemen başla olaya. Çok hızlı bir şekilde yap. Göstereyim mi? Hayır, sen değil ablacığım. Ay, bak, bana uyar. Hayır, belki o da ne bileyim, fava'yı icat et. Tamam. Lütfen, göstereyim mi de çok hızlı bir şekilde göster. Çok hızlı bir şekilde kokoreç yap kıza ver. 3, 2, 1, buyurun. Çok güzel. Bir tane herkes keseyim. Tadın, tadın. Ağzıma girdin ya, kes hadi. Yok, ince. Yapıyorum bunu böyle. Daha önceden domatesle küçük kare kolları kestim. Hanımefendi de ki, ekmeğimi kızartır mısınız? Ekmek olduğunu nereden bildin? Orada görüyorum. Ha, belki benim öğlen yemeğim o. Ya sen uzatma sana. Nereden biliyor kokoreç ekmeği? Ben görmüş işte orada ekmeği. Yeni yiyeceğiz daha. Nereden? Lan neresinden yiyecek ekmeği? Ay belki bıçağa takıp yiyoruz. Lan kıymık şey bıçağa takılır. Evet kıymık hadi. Kıymık ayrı, öbür dükkanın ismi o. Bak kafa orada kaldı. Aynen. Ben diyorum orada para var. Beni dinlemiyorsun. Evet, sar kıza ver. Güzel, ekmeğim de. Hayır, yarım kefiri. Acı ister misiniz de? Acı ister misin? İstemem, teşekkürler. Dilim yanar. Henin, elini yerim. Teşekkür ederim. İki dakika bekle, ayranı da bulayım. Arkadaşım. Bulurum ona ben. Hanımefendi. Efendim. Sor. Peki, yayık mı? Yayık mı? Kim? Yok, böyle. Ha! Aa, ama çok çirkinleşmeye başladı. Ben böyle şeylere alışık değilim. Hokoreçi de edin sandım. Hayır, hokoreç. Hanımefendi, sizden gerçekten çok özür dilerim. Estağfurullah ama hocam, bir... böyle konuşmadık. Evet, ya buraya. Ağzımı açmadım ben. Ben gerizekalı, bu annesi dantel ölen bir kız. Evet. Benimki ne? Lütfen bu kızla böyle şeyler konuşma. Evet, ayranı soruyor. Yayık mı diyor, sor. Ha. Ayran yayık mı beyefendi? Tabii, böyle komple yayıyoruz. Rahat rahat yürürken iç. Bardak da zor öyle. Pipet var mı? Pipet? Prenses kokoreçten bir ısırık alır. Alır. Ve çocuk o sırada kızın yüzünü açtırmak için çeşitli yöntemler düşünmektedir. Aç lan! Hayır arkadaşım. Evet. Kızın yüzünü açtırmak için bir numara çek. Çok özür diliyorum. Bir yanlışlıkla acı koymuşum. Hemen açın ağzını çıkarın çok yana atan. Ha, yok acı gelmedi bana. Allah seni kahretsin. Başka bir şey bul. Gel bir öpeyim ya. Çok hayır istedim. Arkadaşım. Başka bir şey ben bul. Ben sizi birine ben anneme mi ben anne sen misin? Ne annesi canım ah, sen de. Değil. Aa değilim tabii. Hanımefendi hemen açtınız. E annem dedi. Yollu bu yollu. O kadar saf mısınız? Öyle deme kıza. Dünden meyilli. Ama çok hayır. Ayıp oluyor ya. Şey beni annem babam izleyecek sonra yani. Beni kim izliyor? Tarlada. Ay onu bilemem yani. Ben rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Benim adım ödemem yapılacak mı? Hanımefendi size çok hak veriyorum. Kusura bakmayın ben montajda buraları atarım. Ödemem bugün yapılacak değil mi? Yalın çok özür dilerim. Unutmuşuz. Arada hemen yaptıracağım. Tamam. Nasıl arada? Benim 7 yıldır yapılmıyor. Ne oluyor? Senden bu? O bir mi? Gerizekalı. Allah'ım tam Bermuda şeytan üçgenindeyim şu an. Bu böyle melodik bir şeyler çalıyor. O öde... Sen işine bak. Tamam. Dili şiş. Ben peçeteyi açmıyorum değil mi? Açmıyorsun. Peçeteyi, pardon peçete. Yavaş yavaş uzaklaşırken, böyle hafif böyle kırıtarak uzaklaşırken şemsiyeyi çevirerek. Şemsiye. Çocuk senden telefon numaranı ister, sen de hiç cevap vermez, göz süzer mendilini bırakırsın. Tamam. 3, 2, 1 buyurun. Sor. Telefon kaçtın. Ayı. Sana diyor olabilir. Sana diyorum. Bana mı? Düzgün prensese sorar gibi sor. Dilim alışmış mı? Şiş. Allah beni kahretsin ya. Kesin. Çok özür diliyorum. Sizi bir daha nasıl görebileceğim?
Ara beni. Ya niye ara beni diyorsun çocuğa? Sadece bırak hanımefendi. Ha tamam, pardon. Estağfurullah. Evet. Biraz uzaklaşır, bir iki adım daha atar, bir bakar. Seni döner. Bir de, çok özür diliyorum. Seni bir daha nasıl görebilirim? Atla mendile. Soruma cevap versene. Arkadaşım. Ha özür diliyorum. Atla mendile. Ağlayarak. Aşk bu. Derbeder ol. Derbeder ol ve o şarkıyı girersin. Perişan olmuşsun. Memeler boş. Kafa orada kaldığı için ulan belki. Daha acıklı, daha acıklı. Daha acıklı mı? Evet. Kalçalarmış. Hayır. Çok acıklı bir şarkıya girersin. Sevdim seni bir kere. Ya girme dur. Ha. Bunu kıza söylersin. Tamam. Tamam. Evet yürürsün, derbedersin. Siz geğirdiniz mi bu arada konuştukça? Hayır hayır. Aç şey tamam. Piyanonun kapağını, tekne yap onu. Al kürekleri, prodüksiyon ver kürekleri. Evet, çabuk olun. Tövbe ya. Evet arkadaşım ya. Aç şunu, çabuk gir içine. O gitara geçmiş olsun. Açıyorum, bırakıyorum. Bu mu tekne? Evet, atla tekneye. En azından müzik seti var. Evet arkadaşım, al kürekleri. Hayatım böyle gerçek bir şey görmedim. Yavaş yavaş. Padişah sana... kızı buna mı tav olacak? Arkadaşım, mevzu ha. O değil. Senin ağzın ağzın. Ha, tamam. Senin ağzın güzelse her şey olur. Eyvallah. Evet. Pislik yapma. Ben yapmam, genetik evet. O. Evet. Şimdi şey çek kürekleri. Bir yandan da olta atmış. Çek kaşık kürekleri. At. Giderken o sırada kokoreçinden kokoreç alan, tezgahından kokoreç alan birini görür. Arkadaşım yavaş denizde. Yavaş çek. Evet. Vay kokoreççi! Şşş, ters gidiyorsun oğlum. Arkadaşım. Vay kokoreççi! Nerede bu? İşte her yer zifiri karanlık, görmüyorsun. Sen de ona seslen. Dur! Ne yapıyorsun lan? Ses yapma. Gittik zanneder. Arkadaşım cevap versene, adam görüyor seni. Karanlık ya, gittim zannediyor. Evet, yavaş yavaş yaklaşırsın. Hanımefendi gel şeye. Gel hanımefendi. Hanımefendi düşmeden sandalyeye çıkabilir misiniz? Çıkarım hocam. Tamam, düşmeyin sakın. Barış yardım etsene şuna. Allah Allah, ben yardım edecek olsam evet. Miniye ediyorum, Barış evet, kıza ediyorum. Evet hanımefendi. Evet. Evet, siz yukarıdasınız. Ve aşağıda yüzlerce sandal var ve zifiri karanlık. Arkadaşım görmüyorsun hiçbir yeri, görme. Görüyorum, görüyorum. Görmüyorsun. Ve seslenirsin. Dirura diye seslen. Dirura. Öyle değil. Dirura ra 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 ra. Buyurun. Dirura ra ra ra. Yok, dönelim. Hayır! Sen de bağır. Muhittin tin tin. Buyurun. Muhittin tin 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 tin. Benimki köpek ismi gibi oluyor. Tin tin tin. Ama olmuyor. Bütün morali bozuluyor. Ya lütfen. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben o direği indirdim de sakatlık çıkmasın. Evet. Muhittin, sendeki göremiyorum seni de şey... Dirura. Göremiyorum seni. Ni 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 ni. Aşağıdayım. Arkadaşım! Zifiri karanlık, ikiniz de birbirinizi göremiyorsunuz. Zifiri karanlık ulan, ikimiz de göremiyoruz. Ters mi konuştum kıza biraz? Hayır, şimdi de ki öyle bir hareket yapacağım ki... Gözden kaçırman mümkün değil. Söyle. Evet. Öyle bir hareket yapacağım ki... beni hemen tanıyacaksın. Göster hareketini de. Göster hareketini, ni 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 ni. Benden günah gitti. Arkadaşım, ne yapacaksın kıza? Bilmiyorum artık, nasıl bir şey varsa kapanır. Evet, öyle bir şey hareket yap ki kız seni fark etsin. Ha. Hayır, onu yapma. Ha, el sallayacağım. Lan herkes el sallıyor orada. Öyle mi? Başka bir şey bul. Olmaz arkadaşım. Hayır. Daha ilginç, daha büyük bir şey. Buldum. Şey, Barış. Git oraya, piyanonun yanına git. Yastık ol, müzisyen yat. Ne? Gel atla, uzun eşek oynayacağım de. İkiyi gösterince benim de. Barış yastıksın, müzisyen yatsana. Müzisyenin sırtına mı atlıyorum? Evet, Barış yastıksın. Harekete bak şimdi. Barış yastık ol. Müzisyen yatsana. Bu arada ben denizdeyim değil mi? Arkadaşım. Ayağınla yüzdür kendini.
Büyüsen yatsana. Yat yat ya. Evet, şimdi dur, kıza söyle. Şunu açayım da ayağıma takılmasın. Hayır, ayağıma takılmasın. Dur. Başıma bir... Hayır, peki. Kıza söyle önce. Şimdi öyle bir atlayacağım ki... Bu arada yüzüyorsun ayağınla. Ayağınla yüzüyorsun, ayağınla. Evet, söyle kıza. Öyle bir atlayacağım ki havadayken ellerimi böyle yapacağım, o benim. Nasıl yapacağım dediğimi görmedi ki, anlamıyor kız şimdi. Fark etmez, o anlar. Evet, 3-2-1. Bu sırada kimsenin haberi olmadan gizlice kızın babası da yaklaşır. Padişahım gel. Atlayayım mı? Dur, padişah gelsin sonra atla. Ya bu çocuğa bir şey olursa sonra üzülürüm. Arkadaşım ne olacak, görmüyor musun onu? Barış sen ne gülüyorsun? Evet, padişahım arkadan sinsice yaklaştınız. Biz bir ekibiz. Evet, gel yerine. Gel yerine. Evet, seyirci. Hop, güm. 3-2-1, buyurun. Söyle, gördüm, herkes yerine geçsin, çabuk. Gördüm, gördüm daha fena. Gördüm, düm. Allah belanızı vermesin. Siz. Hanımefendi, manyak mısın? Midem bulandı, Olmaz. Ama efendi, çok saçma, tam o sırada, ortasında. Evet, tam o sırada padişah kızının, ne yapıyorsun? Hızlanım. Hızlanma. Açılmış adalgıza. Hayır, kızın önüne geliyorsun, atla diyorsun tekneye. Padişahım tutun kızın kulağından, indirin aşağıya. Elinizle işaret, sana göstereceğim sonra sarayda diye. Seni... Baba kulağım. Padişah da zarif ama. Çok da kızmıyor yani. Evet, sen burada dur de. Ben bineceğim o tekneye de. Sen burada dur, ben bineceğim o tekneye. Ama zifiri karanlık, hiçbir şey görmüyorsun padişahım. Gel bin tekneye. Arkadaşım al padişahı tekneye. Padişahım kavuğunuzu çıkarın. Abi, bu salak anlamasın. Evet, padişahım tekneye gelir. Arkadaşım hiçbir şey görmüyorsunuz, zifiri karanlık. Hadi çabuk bin. Vaktimiz kısıtlı. Evet, biner. Kız biner binmez o şarkıyı söyler. Şimdi söyle, sevdim seni bir kere, onu söyle. Sizin gibi değil, değil mi? Ama normal insan gibi söyle. Söylersin kıza. Evet, yavaş yavaş şarkının sonuna doğru, kıza doğru yürürsün. 3-2-1, buyurun. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak. Kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak. Kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Sevgi anlaşmak değildir, sebepsiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Arkadaşım! Hiç görmüyorsunuz birbirinizi. Hiç görmüyorsunuz. Şarkıdan kör olmuşum. Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş kıza doğru öpmek üzere harekete geçersin. Tam dudakların buluşmasına 4 santim kala sen bağırırsın kız. Baba diye bağırırsın. Tamam. Baba sen de orada bir dur dersin kıza. Ve sen de olayı anlarsın arkadaşım. Üç, artık iki, bir, değil mi? Artık. 3-2-1, buyurun. Hakan kaçma, merak etme. Padişah kendinden geçti. Söz veriyorum, 4 santim kala keseceğim. Evet kız, sen de iyi kes olayı. Buradan yalnız hocam, buradan biraz gözü dönmüş görünüyor. Sen onun her zaman sapıklığı, sen ona bakma. Arkadaşım sakın bir şey yaparsan... Asla. ...gebertirim. Asla, tövbe de. 3-2-1, buyurun. Baba! Dur kız. Oha. Arkadaşım dur kız deyince paniğe kapıl. Kapıldım zaten. Lan paniğe kapılsana. Yani kız gündüz insan, gece hırt çünkü. Gündüz sesi gayet güzeldi, gece bayağı bariton Hayır, oldu. Hayır babası, o babası çıktı. Çok özür diliyorum. Dokunarak anla onun kim olduğunu.
Basketçi değilsiniz değil mi padişah? Dokun. Tamam. Yüzünü bul. Ama burnun, sakalın, saçların. Allah'ım Dilura, sana ne oldu? Dilura bağır. Benim tahmin ettiğim, benim tanıdığım Dilura böyle bir sıkıntıyı diye hallederdi. Reklam yapma salak. Dilura, ben o değilim, o benim babam desene. Muhittin, ben o değilim, o benim babam. Allah'ım nereden konuşuyorsun Dilura? Evet padişahım, topla yakasını salağın. De ki Allah'ın kokoreççisi, sen benim kızımı mı alacaksın lan? Allah'ın kokoreççisi, sen benim kızımı mı alacaksın? Çok saygıdeğer padişahım, ben kızınıza karşı gerçekten ciddi hisler besliyorum. Onu... Padişah öyle bir hareket yap, kandır ve kaç oradan. Ne? Padişah dikkatini başka yere çekip kaç oradan. Allah'ım padişahım, size karşı suikast mi var yoksa? Ne oldu? Ne olacak? İkisini de mi kırdın gerizekalı? Gel buraya. Senin aptallığın yüzünden benim filmimin finali olmuyor. Filmden zaten bir olmayacağı belliydi. Arkadaşım. Padişah elinden tut, indir aşağı çabuk. Müzisyen durma sen de, çal bir şey. Getir sahnenin önüne. Getir sahnenin önüne. Padişah'a getir. Ver selamını, alkışlat. Hakan Akkaya. Kızı öpüyor muyum artık? Arkadaşım gel buraya. Sen de gel hanımefendi. Senin ayağında ne var? Kaldır bakayım o eteği. Sana diyorum, sana eteği olan. Benim mi? Evet. İlk defa ben fırça yemiyorum. Kaldır bakayım onu. Allah seni kahretmesin. Hayır, rahat etmek istedim oynarken. Affedersiniz hocam. Ben çok disiplinliyim. İçeride yat, hiç konuda gelme, daha rahat edersin. Yok hocam, hareketlerimi rahat yapabilmek istedim. Ya prensessin sen ya. Evet. Ya sizin bana kastınız mı var ya? Yok, affedersiniz. Estağfurullah. Senin yüzünden oluyor gerizekalı. Sen işini ciddiye alsan bu hanımefendi de işini ciddiye alır. Yok, ben istediğiniz her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Sana diyorum, sana. Beyazlı gerizekalı. Senin yüzünden oluyor. Hanımefendi, tamam, size bir şey demiyorum. Teşekkür ederim yaptıklarınız için. Nasıl teşekkür ederim? Yanlış ayakkabı giymiş. Ya senin yüzünden. Ben mi giydirdim? Hayır. Sen işine ne kadar saygı gösterdiğini belli edersen o da eder. Evet. Ya ben kırık oynuyorum ya. Daha beter ol. İnşallah. Gidin içeriye ama adam gibi bir şey hazırlanın lütfen. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam. Senin kalça ne durumda? Evet, yürü. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Evet, gelsin bizim arkadaş. Biraz adama benzemişsin. Sana diyorum. Kel. Sen kendini bilirsin. Evet arkadaşım, nesin? Bunu giydirdiler, hazırım. Tamam, yani bu ne kıyafeti sence? İşte yani, evet. Yani bu ne kıyafeti? Bu bence hani Anadolu'dan yeni gelmişsin gibi. Evet. Evet. Yatırımcı. Ne yatırımcısı? Erotik shop açacak. Hayır arkadaşım. Ben hala orada arkadaşım kaldım, pardon. Lütfen. Tamam. Verin şunu sepetini koluna. Prodüksiyon versene sepeti. Sepet mi? Al sahneye iki kişi. Hemen iki kişi al sahneye. Hemen iki kişi rica edeceğim. Bir de şeyini sepete verin. Servis arabasını sepete verin bana. Bu ne ya? Arkadaşım. Böyle yapıyor bana. Hayır, iki erkek al sahneye. Dükkan konusu kapandı abi. Koşuyorsun ama. Fark gel etmez. Abi, bayan da gelse buyur olur. Bir tane tamam de bayan rica edeceğiz o zaman. Tamam. Hoş geldiniz. Hadi gelin. Sizin ismini abi? Hakan. Hakan Bey. Olur. Evet, buyurun. Geçin sola. Şeycisiniz. Apartman sakinisiniz. Evet beyefendi, sola geçin. Beyefendi, size diyorum. O beyefendi değil, diğer beyefendi sola, ha, öbür tamam beyefendi ortaya, hanımefendi sağa. Aynı apartmandasınız. Diğer beyefendi sağa geçsenize. Hangi? Hayır, o. Hayır, sen. Hangi ben? Ya senden o işte, biriniz oraya, biriniz oraya. Lan o değil, o değil. Ondan sonra diyorlar ki, çıkıyorlar, saçma saçma şeyler yapıyor. Al, daha sağını solunu beceremiyor. Beyazlı abi, siz Kareli abinin olsun yanına gidin.
ama yanında durmayın. Nasıl gidiyor işte? Hanımefendi, siz de ikisinin de tam karşısında olun ama görmeyin. Bir apartmanda 3 daire var, 3'ünün de kapısına geçin. Bu ne? Evet, o senin servis aracın. Ben de tekmeleyecektim kimi çocuğu bırakmış. Şimdi bırakmış. Sırayla şeye zile basıp aşağıya kapıcıyla konuşuyorsunuz, siparişi veriyorsunuz. Kapıcı, sen tam kapıdan çıkmak üzeresin. Evet, senin ismin ne? Kapıcı. Hayır, gerçek adın? Tolga. Hayır, o değil. Kapıcı adın? Jonathan Butler. Ne bileyim? Hayır. Oğlum bir isim koysana kendine. Yurt dışından gelmişim ben, Jonathan. Tamam, Jonathan. Kapıcı Jonathan. Diye... Tak koluna. Jonathan. Soyadın. Ya Jonathan, Jonathan. Ne yapayım ben? Yap işte. Tamam. Gitti, yönetmen tamam. Evet, bas zortlat. Seyirci zortlat. Kareli abi, bas şeye. Kapıcı düğmesine. Abi bir daha bassana lütfen. Geçmiş olsun, ne oldu? Boğazlar kötü. Daha çok zile oturmuş gibi bir... Abi bas, evet buyurun, konuşun. 3, 2, 1, buyurun. Kapıcı, sen yatıyorsun o sırada. Yatıyorsun, hayaller kuruyorsun. Hayaller kuruyorsun. Evet, hayallerdesin. Ver hayal müziği. Lan! Sapık! Sana diyor. Böyle müzik çalınmaz, sana diyor. Arkadaşım, hayaller kur. Evet, bas zile. Zile bastığın anda yataktan düşüyorsun. Bas zile. Yatak biraz... Ben mi dedim sana orayı yatak yap diye? Yatak bazalı. Prodüksiyon, bir yatak getir. Evet. Bas zile. Düş yatağına. Oğlum ne işi var hazır yatağına? Düş yatağa. Ne yapıyorsunuz burada ben yok ya? Lan düşsene zili duyayım. Sen neye güldün? Arkadaş. Kestik. Yatağı mı? İki kişi yatabilirim. Sen ne yapmak istiyorsun? Senin amacın ne? Sizin olayı sabote etmek işte. Hiç böyle kapıcı olur mu? Olmaz. Bir ilk olsun istiyorum. Senin içinde ne var? Yani ruhunun derinliklerinde ne var? Bilmem. Nasıl bir kapıcısın? Ona göre eş seçeceğim sana. Ben yaşadığı yeri seven, apartmanını seven. Hayır, yöneticinin oğlu mu kızı mı ona göre karar vereceğim. Sen kendin içinden... Sen de anlamadın değil mi? Tebrik evet. Ediyorum. Demek ki sıkıntı bende değil. Eyvallah. Bas şeye, zortlat. Zıpla. Zıplayayım mı, düşeyim mi? Hayır, düştün yataktan zıpla, zortlat. Aklını oynat yataktan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu nasıl yatak böyle? Hayır, o da değil. Yatağı yapma. Hareketi duvara yap. Evet, zortlat. Hayır. Ulan zortlayan duvara yapsana. Duvardaki deliği bul. Orayla konuşacaksın. 3, 2, 1, buyurun. O haldeyim yani. Yatıyorsun, evet. Tamam. Yatıyorsun. Hazır hissediyorum kendimi. Evet, zortlayınca duvara tırmanıyorsun, deliği buluyorsun ve konuşuyorsun. 3, 2, 1, buyurun. Ne yapıyorsun sen? Yönetmenim. Ne oldu? Zıplayıp deliği bulacaksın dediniz. Arkadaşım o değil. Aramızda en delisiz olduğunuz arkadaşım, için. Arkadaşım lütfen yapma şunu. Duvara zıpladım işte. Abi deliği sesi yapıyorum. Evet, oradasın. Konuş oradan. Megafona parmağını sok. Megafona parmağını sok. Hayır, öyle değil ya. Megafonun delikli kısmındaki, kırmızı düğmelikli kısmındaki şeye basarak konuş. Aslında iki kelime önce bitmişti zaten ama. Evet, bas. Sok parmağı. Konuş, bırak. Lan konuşup bıraksana. Hayır arkadaşım, olmaz. Hiç o şey isteyecek. Lan kapıcısın sen ya. Tamam. Bas. De ki, kapıcı Jonathan Emreza Amade. Kaç numaraysa numarasını söyle onun. Buyurun. Kapıcı Jonathan emrinize amade. Sana 6 numara veriyorum. Hayır lan. Adamın içindeki numara... Ya senin numaran ne? Hep bir içinde 5. Var bugün. 5. 5 misin sen? 5 olduğunu ispat et buna, söyle. 5. Ya görmüyorsun, sen evdesin. Perde kolondan 5 yapıyor bana. Ben niye bu apartman? Jonathan'ın ne işi var burada? Sen 8. kattasın, o yerin dibinde, evet. Bas şuna, ispatlasın. Hadi konuşun, buyurun. Apartman görevlisi, Jonathan hizmetinizde, buyurun. Ben 5. 05 mi? O böyle omzu düşük giyen. Nergis. Hayır lan, o değil. 5, bildiğim 5 ya. Söylesene, 8'in 5'i desene. Ben 8'den 5. Geri kalan 3 nerede? Orada bir karmaşa var evde. 8'den 5, yani 8. Kattaki 5 numara. 8'den 5, tam oturmuş 8. Bir... kattaki 5 numarayım ben. Evet. Ne saçma, ilk 3 katı falan boş mu geçmişler? Lan
sana ne? Siz okula gitmediniz değil mi hocam? Arkadaşım. Basit matematik çünkü. Ya sen şuna 8'in 5'i olduğunu söylesene. Oho. Merhaba, ben 8'in 5'iyim. Ben de... Biz buradan çıkamayız. Ne olursun. Söyleyeyim. Sen dedin ki ben birim biri. Ben birim biri. Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Kendimi kaybettim. 8'in 5'i konuş şunla. Ya Mahmut, Ayşe, Fatma falan desek bitecek. Ya olmaz. Resmi olacak biraz. 8'in 5'i sendeyiz. Evet, bir sipariş veremedin. Ben 8'in 5'i, 2 ekmek, bir gazete. Gazetede daha emin değiliz herhalde. Yani fark etmez. Güncel bir gazete. Tamam, teşekkür ediyorum. Tam o sırada atlayıp sepeti koluna takarken hanımefendi arar. Hanımefendi. Hanımefendiye mikrofon yok mu? Yok, pahalı geldi. Bir tane daha prodüksiyon alalım. Versenize şu... Size ne oldu hocam? Bu gelsin. Evet, geldi. Vay maşallah. Kendisi... Pislik yapma. Mississippi'li. Mississippi'li Tennessee... değil, İstanbullu. Değil, evet. Dede tarafı. Lan Mississippi'yle ne alakası var çocuğun? Hoş geldin Tennessee. Ha, anladım. Evet. Biz eve gittik daha. Evet, of. Hanımefendi. Şimdi siz basıyorsunuz. Zort. Hanımefendi, size hiç yakıştı mı? Hanımefendi, lütfen daha düzgün zortlayın. Zirt. Zirt mi? Evet, 9'un 4'üsün, söyle. Oraya kadar servis yapmıyoruz, zirtten. Hanımefendi, ablacığım isminiz ne? Başak. Başak, 9'un 4'üsün. Tanıt kendini, ver siparişi, aynı olmasın. Ben 9'un 4'üyüm. Salça, ekmek, yumurta, gazete, un, yoğurt, peynir. Sen bayağı marketten hisse istiyor ya bu. Ablacığım, arkadaşım, bir aydır eve niye bir halt almadın bir aydır eve? Nasıl bir ev kadınısın? Arkadaşım, sen o her söylediğinde kafanı sallıyorsun. He, tamam. Evet. Öyle değil. Aklında tutuyorsun manasında kafasını. Nasıl tutayım? Kendi tutuyor mu? Say evet. Bir daha. Hanımefendi, bir daha say. Zort. Peynir, yoğurt. Bana bir paket yağsız zort. Hanımefendi, acil ihtiyacın olanları söyle. Acil ihtiyacın ne var mesela? Topla yine, onu söyle. Ataç. Ataç mı? Çok acil. Bas şuna hanımefendi, bas. Zortlat, evet. Zırt. Buyurun. Bir kutu ataç rica ediyorum. Arkadaşım ya. Arkadaşım de ki, şey muhabbet kur. Bayan arayınca sen böyle şirazen kayıyor, evet. Ha. Muhabbet kur. Tabii ki de. Evli misiniz? Henüz değil. Güzel. Ataç'ı ne yapacaksınız? Ataç'ı ne yapacaksınız? Çok kağıtlar dağınıklı bir araya toplayacağım. Çok kağıtlar dağınık. Kağıtlar o zaman çok az dağınıklı. Kağıtlarla ilgili. Bütün delilerin bizim apartmanda olması bir muhtarın seçimi mi? Evet arkadaşım, sen bununla uğraşırken diğer beyefendi, beyazlı beyefendi, isminiz ne? Hakan. Hakan Bey, siz de basıyorsunuz basıyorsunuz, zortlamıyor. Çünkü bu ikisi devamlı konuşuyor. Siz de camdan kafayı çıkarın, aşağı bağırın. Lan Canıt'ın oğlu Canıt'ın! Babamın Canıt'ın olduğunu nereden biliyor? Aç camı! Çok meşhur bir görevli miyim ben? Aç camı! Evet. Çok özür diliyorum 9'un 4'ü. Buyurun. Neredesin? Nerede olmamı arzu ederdiniz? Ya zile basıyoruz, aç bakmıyorsun. Demek ki zilin yanında değilim. Hayır, Hakan desene zili devamlı niye meşgul ediyorsun? Zili neden devamlı meşgul ediyorsun? Zili meşgul etmiyorum, diyafonu meşgul ediyorum. Tamam, diyafonu da etme. Geçti, geçti. Arkadaşım gel şuraya, aç. Önce zille diyafonu. Hakan Bey, tehdit etsene adamı. Bak aşağı gelirsem ağzını burnunu kırarım. İyi, bir şansın var, gelirsen. Arkadaşım, kapama hemen şunu, aç şunu. Peki, Hakan, siz kaçın kaçısınız, sor. Siz kaçın kurasınız? Onun 7'si. Onun 7'si, 8 daireli bir apartmanda onun 7'si. Demek ki yan bloktan, oraya servis yok. Arkadaşım. Ben herkes dairesini arkadaşım, herkes burada küçük numarasını, matematik, katını kendi belirliyor. Nasıl bir apartman öyle, bu ya? Öyle, çekiliş yapmışlar, herkese kaç kat, kaç numara çıkmışsa onu seçmiş. Toki 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 toki. Evet arkadaşım, yukarı doğru bağırırken Hakan o kadar sinirlen ki... ...seni gebertirim ulan falan de, sonra tükür, senin yüzüne değsin tükürük. Evet, kafayı uzatmışsın yukarı doğru. Evet, buyurun. Lan oğlum, kaç saattir bekliyoruz. Gelirsem aşağı kırarım kafanı. Tükürdün mü Hakan? Tu. Hakan, lafın sonunda tükürsene, niye içine tükürüyorsun?
Evet, sen de yukarı tükürüğü alacak şekilde bak. Giderek iğrençleşiyorum. Aşağı gelirsem ağzını yüzünü kırarım. Tüh! Lan! Tam alnının ortasını alacaksın. Ha, tamam. Evet, buyurun. Şimdi geç megafona. Dur, dur. Ben yukarı geliyorum. Dur. Evet, çık yukarı. Koşarak yukarı çıkıyorsun. Tam koşarak yukarı çıkarken önce 8'in 5'ini görüyorsun. 8'in 5'i siparişi sor, çok kız ona. Ne oldu bizim? Gel abi böyle biraz. Ekmekler, gazeteler. Yok, o kadar da değil abi. O kadar değil mi? Kadar. 2 dakika tuvaletim var. Arkadaşım. Gel sen nefes nefese koşarken 8'in 5'i onu omuzundan tuttuğun gibi durduracaksın. Evet, gel. Bir daha geçerken önünden durdur. Aa, bir şey unuttum aşağıda. Aşağıda bir şey unuttum. Gel buraya. Gel buraya. Adam Trabzon'dan atlıyor. Sen 8'in 5'isin, 7'nin 7'sindeydi adam. Öyle miydi? Geri evet. Trabzon'da mısınız? Ama hep dolaşıyor, hep dolaşıyor. Koş, koş, koş yukarı, koş. Atla. Hop, tuttum. Nerede bizim ekmekle gazete? Hayırlı. Arkadaşım nefes nefesesin bunu şey yaparken, verirken. Ah, nefes nefesesin. Hayır, hayır, öyle değil. Nerelere gitti aklın? Ne filmler? Arkadaşım ya, diyaframın ağzında, evet. Diyafram ağzımda? Evet. No, sıkışmış mıyım bir yerde? Hayır, lütfen. Evet, evet. Nefes nefese. Çok özür dilerim, biraz geç kaldım. Çünkü inanılmaz bir kaza olmuş bakkalda. Allah Allah, ne olmuş bakkalda? Ne kazası, sor. Ne kazası olmuş bakkalda? Sormayın, onu çok saçma oldu. Öyle mi oldu? Kötü oldu. Bu da gazete. Evet, koşarken koşarken onun dördü, onun dördü. Yakala şunu. 14. Sen kaçın kaçısın? Ben 9'un 4'üyüm. Ay, abin nerede? Onun 4'ü ne? Onun 4'ü abi değil mi? Hayır, tamam. 9'un şeysiymiş kız. Koşarken... Neysiymiş, neysiymiş Allah aşkına? Kardeşim, ne olursun... Ben bırakıyorum işi ya. Ya tak şu sepeti koluna. Evet, geliyorsun, geliyorsun. Adamı dövmeye heyecanlı heyecanlı giderken... Ablacığım, sen önüne öyle bir atla ki bunun aklı çıksın korkudan. Evet, 3, 2, 1. Hadi oradan ben. Geliyor, bunları... geliyor, geliyor. Atla. Gitti, aşağı gitti. Hadi in, onu temizle şimdi. Arkadaşım. Her yer kan içinde. Daha sabah temizledim ya. Öldün mü kız? Buradayım. Çok dur, dur. Sürünme. Her yere bulaştırma. Orada kal. Orada. Şşt, içine çek. Etrafını içine çek. Leş ettin ya. Lan gerizekalı, kanını nasıl içine çeksin kız? E zaten içinde değil miydi? Dışarı çıkarken bana mı sordu? Arkadaşım, kız düşmedi de ölmedi de. Ablacığım, evet. Sen de merdiven boşluğuna atma kendini. Çocuğun önüne at. Sen de çok korkacaksın. Evet. Orada mecidiyeleri bırakıyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Tamam. Ah! Nerede benim ataçlar? Kırtasiye'de almaya gidiyorum işte. Yukarı çıkıyorum. Kırtasiye yukarıda şube açtı. Arkadaşım söyle, çok sinirlisin. Hakan Bey yüzüme tükürdü, tükürüğü göster. Hanımefendi, yani Hakan Bey yüzüme tükürdü. Bakın hala da tutuyorum. Ölene kadar da saklayacağım onu. Senin ataçlar mı? Adam yüzüme tükürdü diyorum ama ya. Ama ataçlar. Allah senin cezanı vermesin ya. Bu nedir ya? De bu nasıl ki, bir... Hakan'ı öldüreceğim de o sırada hepiniz arkasından koşuyorsunuz Hakan'ı öldürmesin diye. Koş sen, onlar da arkandan. Arkamdan, arkamdan. Söyle Başak, git şeye, 9'un 4'üne de ki öldürecek, öldürecek, koşun. Öldürecek, koş, koş. Koşayım, dur, nereye koşayım ben? Herkesin birbirinin katına yatay geçebiliyor olması inanılmaz. Muhteşem bir Türk mimarisi. 6. kattan 9'a düz takılın, geçiyor. Çabuk takılın arkasına. Takılın. Evet, takılın. Durdurmaya çalışın. Arkadaşım sen de ağlayarak tükürüğü göster. Bakar mısın? Damlamıyor bile, dondu ya. Ya normal olsa sesimi çıkarmayacağım, dondu ya. Evet, gel. Şimdi be. Vur Hakan'ın kapısını. Öyle vurma! Sinirliyim ya, şey yaptım. Kim o? Açarsan göstereceğim de. Açarsan göreceksin, canısın ben. Arkadaş. Bir şey getirir göstereceğini unuttum. Arkadaşım getirir. Gel şu. Şunun yakasını topla çabuk. Yazıklar, açtığı anda. Yazıklar olsun. Gerçekten. Hayır öyle değil ya. Ya şey beyefendi, şu kareli beyefendi, bizim salağın yakasını bir toplar mısın? Öyle değil. Var var, parkede var. Hepimize aynı şey geçiyor. Başak Hanım sen toplar mısın? Vay anasını. Evet budur. Arkadaşım şimdi aynı şekilde Hakan'ın yakasını topla. Horozdan ona, tamam mı? Horozluk yapıyorsun. Kafayla ittiriyorsun onun kafasını. Burnunla onun alnını ittiriyorsun. Evet. Özür diliyorum. Buyurun. Abi, özür diliyorum. Evet. Kim o?
Aç kapıyı, göstereceğim ben kim olduğunu. Neyi göstereceğim? Aç sen kapıyı, aç canatım ben. Sana yazıklar olsun ben. Abi çok özür diliyorum. Evet, girin araya şimdi, girin araya. Sakın yapma, yok yok, tam araya girin, araya. Şaka yaptım. Ya ona değil, şaka yapıyor. Bu salağa niye inanıyorsunuz? Herkes dünden yollu. Yok öyle bir şey. Araya da ay ay ay. Ben yanılttım. Başak Hanım, siz bacaktan çekiyorsunuz, siz ceketten çekiyorsunuz beyefendi. 3-2-1 buyurun. Ben de babama çekiyorum. Evet. Genetik. Alın, alınla ittiriyor horozdan. Yazıklar olsun kaba sana. Kaba konuş, kaba konuş. Abla donumu çekiyorsun. Tam kavga ederken kefaze durumuna düştüm ya. Hah gel Allah aşkına. İşte mahallenin muhtarı. Ana. Arkadaşım ne olur şunu sahneye alayım. Bak ne olur bak çok güzel tamam. Çok hazır. Güzel birisini getireceğim sana. Tamam. Bunu yap. Sana dünya güzeli iki kız getireceğim. Tamam. Tamam hayırlı, evet. Hayırlısı canım. Evet 3-2-1 buyurun. Allah. Evet. Bana bak. Parçalarım. Al al donumu da al. Al. Hepsini alın. Evet. Olsun Hakan ben. Sen de dersin ki ulan seni de ben pardon, bu apartmandan pardon. Attırmazsam. Ulan ben de seni bu apartmandan attırmazsam. Attır hadi attırsana. Attırsana. Pardon eline mi bastım? Ha, ayağına mı bastım? İkisi de aynı maşallah. Hemen yönetici al bir tane sahneye. Bir orta yaşın üstü bir beyefendi al sahneye gerçek yönetici. Gerçek mi olsun? Evet, bakalım çabuk. Ya. Hayır, gelsin. Ha. Çabuk. Bir tane... Evet, beyefendi buyurun. Kaçarı yok çünkü. Beyefendi yöneticisiniz. Hakan Bey, yöneticiyi yakalayın. Merhaba. Yakala yöneticiyi. Yorduk sizi, çok özür dilerim. Beyefendi isminiz neydi? Yıldıray. Yıldıray Bey'i yakala. Hemen şikayette bulun. Yıldıray Bey, merhaba. Merhaba. Bu kapıcı hep kızlarla sohbet ediyor. Bize iyi yapıyor, ne güzel. Abi istersen böyle dön de. Böyle tanınmak istemezsin çünkü. O işin sonu başka. Şahit göster Hakan. Evet. 5 numara, 7 numara. Kendileriyle sohbet ediyor. Bize servisi yapmıyor. Ama siz tükürüyorsunuz o zaman kafasına ben gördüm. Ya kurban olurum Yıldıray Bey. Yıldıray Bey olmaz. İşte. Yıldıray Bey olmaz. Emekçi Yıldıray Bey olsun. Siz çok ciddi bir yöneticisiniz. Hemen çağırın bunu azarlayın. Gel lan buraya deyin. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan adama? Yok Yıldıray Bey şimdi... Şikayet ediyor senden. Şimdi şöyle bir şey oldu Yıldıray Bey. Sen de şikayetçi misin? Evet. Bulmacası gasta geliyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey oldu. Kendisi... Yıldıray Bey kov şunu. Konuşamıyorum. Kovdum seni yürü. Evet. Diğer Yıldıray Bey hariç diğerlerini gönder. Diğerlerini gönder. Teşekkür ediyoruz abi. Zahmet oldu. Gördük. Sağ ol. Abla sağ ol. Arkadaşım. Benim. Sen de... Şimdi Yıldıray Bey'e şey yapmak için, yaranmak için pastırma tamam. Almışsın, tamam mı? Evet. 1 kilo pastırma kestirmişsin bakkala. Yıldıray Bey'e götürüyorsun özür dilemek babında. Evet. Tam o sırada asansöre seninle birlikte yöneticinin kızı biner. Evet. Yıldıray Bey çok özür diliyorum. Hayır, dur önce asansöre bin. Dur asansörün kapısında güzel bir kız gelecek, yöneticinin kızı. Pastırmayı koydun mu? Nereye? Asansöre mi? Hayır, sepetin tabii, içine. Tabii, içinde herhalde. Evet, sepetin içinde pastırma sepetin. Var. 1 kilo evet. Pastırma. 1 kilo, leş gibi kokuyorum. Hanımefendi, gelin yanına. Dün bakın. Ho! Lan ne yapıyorsun asansörün kapısındasın sen? İşte apartman sakinlerini karşılıyorum. Yıldıray Bey, biraz sola gidin. Asansör bozuk, oturun ben sizi yukarı kadar bırakayım. Hayır! Hanımefendi. Şenay Hanım, basın asansörün şeyine. Şenay Hanım, çocuğun gözüne değil, asansöre. Arka tarafını döneyim, burada mı? Hayır, arkadaşım göstersen asansörün. Şöyle yapalım işte, şu tarafta. Evet, ben yardımcı olayım, zorlanma. Evet, senin elin, ayağın, ağzın, burnun dağıldı. Kızı ne? Görünce. Ha. Evet. Asansör geldi, pıs. Ah çok özür diliyorum. Hayır lan asansör geldi. Ben de heyecandan olur ya bazen çok özür diliyorum. Hayır asansörün geldi senin. Evet. Onun da kocası geldi galiba şu an. Hayır. Evet asansör geldi. Evet. Kapıyı göster kıza. Bu kapı. Hayır. Ya açıp göster. Şöyle yapın. Tam şeye kapıyı açacak. Bu kapı. Ne yapıyorsun gerizekalı? Kapıyı açıp. Sen ne zannediyorsun mal? Kafa gitti şu an benim. Şimdi kapıyı açacak kız. Sen de kız kapıyı açtığında kapıyı açma hamlesi yaparken ikiniz sıkışacaksınız kapının arasına. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Çok iyi. Zaten bu tarafta çiğniyorum. Buyurun.
Buyurun. Hanımefendi tekrar girin, araya sıkışın. Sonra da siz buna şey çıkışın. Evet, buyurun. Evet, buyurun. Çok... Bir dakika müsaade eder misiniz çok lütfen? Çok affedersiniz, buyurun. Çok özür diliyorum. Çıkacak mısınız? Yani siz buyurun. De benden hoşlandıysanız... Hayır, öyle değil. Çok özür diliyorum. Şenay, söylesene şuna. Ben yukarı çıkıyorum, geliyor musunuz? Tabii ki de. Buyurun lütfen. Lütfen. Arkadaşım sen yamuldun. Bir şey oldu bana. Evet, bin kızla asansöre. Evet, leş gibi pastırma kokmaya başladı hanımefendi. Leş gibi pastırma kokuyorsunuz hanımefendi. Hayır, hayır. Hanımefendi kokmuyor, hanımefendiye kokuyor. Hanımefendi size bir koku geliyor değil mi? Hayır, hayır. Arkadaşım sen mal gibi dururken evet. Hanımefendi siz burası ne kokuyor falan diye böyle bir iğrenç bir şeymiş gibi. Evet. Burası çok kötü kokuyor. Evet. Ne yönetici kokuyor? Burada duruyor. Sanki apartman onun. Yani ben de anlayıp arkadaşım yapma şunu. Bak beni güldükme. Ben lütfen. Yapıyorum. Yönetici yapıyor. Hayır yapma. Hayır, o bak, da yapıyor. Karısı sen yapıyor. Sen yamulmuşsun zaten. Ben zaten kızım. Ondan yamuldum. Bir kere de en üst kata çıktım yöneticiyle yamuldum. Arkadaşım ya. Artık yapma. Kimyasal bir etkisi var. Ben altıncı kata çıkıyorum. Siz kaça çıkacaksınız? Hala basmadınız. Şu an hareket ediyoruz. Beni bilir. Arkadaşım sen yamuksun. Ağzın burnun. Kıza diyorsun ki şey altı mı? Ben de altıya. Yoksa siz yöneticinin şeysi misiniz? Ben de altıya. Yoksa siz yöneticinin şeyi misiniz? Kırığı mısınız? Hayır lan kırığı değil. Kızı mısınız desene. Özür diliyorum pardon. Evet. Yoksa siz yöneticinin kızı mısınız? Evet, kızıyım. Aa, çok memnun oldum, öpeyim. Hayır! Arkadaşım, sen o sırada asansör yukarı çıktıkça senin dizlerin çöker. Evet. Dört, beş... İyi misiniz? Biraz... Kan şekeriniz falan mı düştü? İyi, yok, yok. Biraz... Ne oldu? Tamam, yapma şimdi arkadaşım. Daha iyi. De ki, ben ilk defa bir kızla asansördeyim, çok heyecanlanıyorum. Yok, her yer yamuk muyum? Yok, ağzın düzeldi. Nereye mi yamuk? Geri kalanın yerin. Biraz çökmüşsün, kızın beline kadar indi. Çok özür diliyorum. Ben ilk defa bir böyle sizin gibi hanımefendiyle asansöre biniyorum da o yüzden şey yaptım, yadırgadım dedim. Nerelerinde ne gelişmeler olduğunu anlat kıza heyecanlanınca. Sizle asansöre binince babam tarlayı genişledi. Hayır, hayır öyle. Böyle vücudunla ilgili gerizekalı. Babam vücuduma tarlar. Hayır, hayır. Siz de asansöre binince... Şenay bir dur. Allah Allah. Beni görünce tepinen ilk kadınsınız. Allah'ım nasıl bir erkeğim? Arkadaşım ne olur bak. Tamam. Kurban olurum yapma. Hanımefendi son derece mutlu. Bir sıkıntı görmüyorum. Şenay Hanım. Efendim? Lütfen gülmeyin. Evet. Gerizekalının biriyle bir kilo pastırmayla asansördesiniz. Neyine gülüyorsunuz? Vücudundaki gelişmeler falan deyince. Tamam sen de vücudundaki mesela kolum düştü, şey bacaklar skoda oldu falan onları anlat işte. 3, 2, 1 buyurun. İnanılır gibi değil gerçekten. Müzik, gelişmeler müziği çal. Müzik gelişmeler oldu müzikte. Siz de asansöre bindiğimiz ben beri. Çal gelişmeler müziği. Evet buyurun. Sizin asansöre bindiğimde inanılmaz şeyler oldu bana. Gerçekten ben kendimi tanıyamıyorum. Konuştuktan sonra... Konuştuktan sonra yapıyorum. Siz iyi olduğunuza emin misiniz gerçekten? Şu an değilim. Şu an kendimi tanıyamıyorum. Yani gerçekten böyle göğsüm sanki göğsüm içinde bir balon şişiyor. Heyecanla. Cümlelerden sonra... Evet, unutma. Yani... Ben geldim ama siz iyi değilsiniz. Aynı asansör değil. Siz geldiğinize göre ben de geldim. İnelim o zaman. Sizin hangi kata gitmeniz gerekiyor? Servisiniz var sanırım. Var, ondan da var. Bende her şey var. Arkadaşım sonuna üç he eklesene. Evet, o sırada... Asansör şiddetli bir şekilde durur. Sen kızın üstüne doğru, kız senin üstüne doğru düşer. 3, 2, 1, ver şiddet müziği. Pardon. Ne pardonu? Ne? Dikkat et biraz Allah aşkına ya. O kadar da değil. Yani sandın sen beni ya. Aç şunu, aç, aç. Dön buraya dön. Ayı, dön. Allah'ın ayısı. Ya çok istekli gözükmeyeyim kadın. Lan bu kız hayatta kimin üstüne düşse bayılır. Evet. İyi misiniz? Çok özür dilerim. Evet, kusura tekrar bakmayın. Asansör. Tekrar gelir asansör. Biz gel. İçindeyken tekrar geliyor. Evet, tekrar geliyor. Şiddetle vuruyor yukarı. Donk! İyi misiniz? İyiyim, kusura bakmayın. Siz iyi misiniz? Ya, el ele tutuşursunuz o sırada. Yanlışlıkla elin eline gider. Evet, bir etkilenme yolla kıza. Birazdan size etkilenme yollayacağım. Lan bir şey...
Beni eklerseniz sevinirim. Arkadaşım ne olur bir elektrik yolla kıza. Elini tuttuğu anda kıza bir şey yolla, kız çarpıldı hissini kapasın. Ben kapısın. Alayım mı elektriği? Al al sen de. Evet, 3-2-1 buyurun. Bendeki kestim. Bir şey keşfetti kadın. Evet. Çok hanımefendi, çocuktan bahsedeyim size. Erotik shop açmaya çalışıyorum. Şöp mü? Erotik şöp. Böyle güzel dantelli donları falan atıyoruz. Erotik şöp. Erotik shop açmaya çalışan bir sapıkla aynı asansördesiniz. O tarz ağız hareketleri yaparsanız sonunuz iyi olmaz. Anladım. Buyurun. Eliniz tuttu. Yolla hareketi, yolla elektriği. Al elektriği. Bırak bir anda elektriği, çirkefleş. Ben mi? Siz, evet buyurun. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Estağfurullah. Bir tane çakar. Nereye? Elini korkak alıştırma. Ha, ben şaplak olarak aldım. Çünkü artık ilişkin ilerledi. Arkadaşım pislik yapma lütfen. İzin verirseniz size kırbaç vereyim. Hayır. Nasıl evet. Bir apartman görevlisiyse... Ya şunu hızlıca yapın, el ele tamam. Tutuşuyorsunuz. Elektrik yolla, elektrik al, çirkefleş, bir tane çak. Sen... Ya kendine gel. Oh. Yazıklar olsun. Ben... O sırada kapı açılır. Plof. Çok korkudan. Tokattan sonra... Hayır, hayır. Tabii. Kapı açıldı evet, gerizekalı. Evet, evet. Gir şimdi gidiyor. Yöneticinin evine. Ana, ben de babanıza gelmiştim de. Vur kapıyı. Ding ding. Siz de mi buraya geldiniz? Evet, buraya geldim. Yıldıray Bey, kapı sakıncası çalıyor. Sakıncası mı var? Estağfurullah, yok ben... Canım kızım, hoş geldin diye açın kapıyı. Oo, canım kızım, hoş geldin. Merhaba babacığım. Sen aa, sen ne yapıyorsun burada? Bilmiyorum da, bilmiyorum da bugün de unutmayın yani. Evet. Söyle, ben seni kovmuştum, sen de pastırmadan mı gir olaya? Ne işin var senin? Kovmuştum ben seni. Evet, ben pastırmadan girdim işte. Çok hayırlı bir şey yapmışsın. Hayır, hayır. Sizin ağzınıza zaten. Layık, memleketten diye. Estağfurullah, çok özür. Biliyorum, ne deseniz haklısınız, ne deseniz... Merhabalar yenge. Yıldıray Bey, sonra siz vejeteryan çıkın, tamam mı? Buyurun. Ne deseniz haklısınız, kovmakta sonuna kadar haklısınız. Fakat ben gider ayak memleketten çok güzel pastırma gelmiş. Onu getireyim istedim ben size. Ben et yemem. Leş gibi kokan şey o muydu? Hiç, leş gibi şeyleri getiriyor. Bir daha kovayım bunu ben. Bence de. Bir daha kovun. Evet, bir daha kovdum. Ne zarif evet. Bir aile ya. Gel babana, gel babana. Nereye? Babana gel, babana. O hangi filmi seyrettiniz hocam? Gel babana, gel babana. Come to daddy. Müzisyene gel. Gel babana, baba ne oldu biliyor musun diye ağla. Babam Hilton'da, piyanist mi? Hayır, evde oturuyor, boş zamanlarında müzik çalıyor. Baba her zamanki gibi çok tatlısın. İnanılmaz bir şey oldu, apartmandan kovuldum. Evet, söyle babana. Ağlayarak anlat. Apartmandan kovuldum. Anlatır mısın? Söyle. Ağlayarak anlatsana. Apartmandan kovdular beni. İnanıyor musun? Lan gerizekalı. Lan gerizekalı. En sonunda bunu da başardın. Ümit ediyorum eserin sözleridir bu. Sana söylüyor. Evet. Ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım ya? Bir taktik vereceğim sana. Ha. Kim kovdu seni? Yönetici. Yöneticinin kızıyla evlen. Dahiyane bir fikir ya. Gerçekten. Ben de diyorum bir şey atlıyorum, neyi atlıyorum? Ne saçma bir fikir bu, böyle şey olur mu? Adam canlı... Baba, söyle baba o kız beni ister mi falan? Baba o kız beni ister mi? Öyle bir şey olmaz. Bas megafona bir konuş. De ki ben de işte size karşı işte boş değilim falan tarzı. Babasına değil mi? Hayır, kıza. Ha, kıza. Geç megafona. Tamam. Ezgi gel hemen, Ezgi gel hemen. Şu işi en yakın zamanda halledeceğim, seni bu apartman boşluğunda piyano çalmaktan kurtaracağım. Evet, gel Ezgi, sen diğer kızlarısın. Ablanla ya... Allah kahretsin. Oo. Ezgi sen diğer kızlarısın. Büyük evet, geçmiş olsun. Canım kardeşim. Gel. Büyük geçmiş olsun. Bu da kardeş mi? Gel. Ya sen onu görmüyorsun o evin içinde. Bas megafona. Sen öbür kızla konuştuğunu zannediyorsun. Evet, bas megafona. Öyle bas falan. Bas de konuşmayayım. Baş parmağınla orta parmağın arasındaki parmağa bas. Ne detaylı. Evet, git Ezgi megafona. Kim o? Müzisyen, ver sen alttan müziği. O müziği al içine, öyle konuş. Hanımefendi, rahatsız ettiğim için özür diliyorum. Bugün asansörde karşılaşmıştık. Aa. Aa mı? Ben yanlış bir hattı mı aradım? Evet, şimdi ilerletin muhabbeti. Sonra evlenmeye kadar getirin. Babam seni istesin, evet istesine gelin. 3-2-1 buyurun. Evet. Gerçekten bugün yanınızdayken
böyle elim ayağım titredi. Ay İlk siz defa... de Şapkalı Bey değil misiniz? Evet, evet. Şimdi sizi rahatsız etmiş olmak istemiyorum. Estağfurullah. Fakat izin verirseniz... Verdim. İzin. Tamam o zaman. Akşam sizde kalıyorum. Arkadaşım! Çok çabuk ilerledi ya. Arkadaşım yapma. Ben Peki deyim. Kızın şeyin özelliklerinden gir. Tamam mı? O kaşlardan gir, saçlardan. Nereden gir çık öbür taraftan. Evet. Evet. Bu... Kız sen de o söyledikçe eriyorsun. Eriyor muyum gerçekten? Burada eriyeceğim mi? Evet. Sen de cevap ver ona. Yani Allah senin hamurunu necasetle doğurmuş. Anan seni s**acakmış yanlışlıkla doğurmuş. Yani... Aa! Çok özür diliyorum. Nasıl olsa yayınlanabilecek. Bir ama genç kıza böyle söylenir mi? Ben burada role girmeye yani. Çalışıyorum. Bayağı yani bana Abla, sen ne gir. Muamelesi sen, yapıyor. Sen gir canım benim, sen gir. Ama ayıp yani. Yok özür dilerim. Bayağı ben onun kaka dedi ben bana on... sahnede adam. Ben onun adına özür dilerim. Ama bütün konsantrasyonum dağıldı. Sok şu parmağını şeye. Konuş lan sen de. Sizi asansörde gördüğüm an sizin hareketler lan. Hareketlerine başlarız lan. Arkadaşım sen hareketlerinle de kısa durmuş ya biz. Sizi asansörde gördüğüm an o kadar etkilendim ki Allah'ım. Ay. Harika gidiyorsun ayaklar. Evet evet ayaklara hastayım. Ayaklarınıza hasta oldum Ay, gerçekten. Ay teşekkürler. Ya ne demek ya? Ben Koca en kısa ayakta. Zamanda sizinle tekrar buluşmak istiyorum. Yukarı çık yukarı. Yukarı çık yukarı biraz. Hayır lan ayaklardan yukarı çık. Ayaklarından yukarı çıkacağım birazdan. Çok saçma bir yere gidiyor olay. Evet, çıktın. Neresi geldi? Oo, dize geldim. Hayır, daha hızlı çık. Daha hızlı çıkıyorum ve süratle devam ediyorum. Devam ettim, devam ettim. Hayır. Omzuna geldim. Evet, saçlara evet, geldim. Saçlar, inanılmaz. Kafada saçlar, dolaş. Kafanda dolaşacağım birazdan. Hayır, öyle değil ya. Başında filler tepinecek, evet. Kafadaki organlarda dolaş. Kafadaki organlar mı? Kafanızdaki bağırsağınıza hastayım. Onu demek istemedim, öküz. Onu demek, kafasında şey yok mu parmağı, şey evet, kulağı? Evet. Evet, gel kulağına. Kulaklarınız, burnunuzun şekli, o gülüşünüz beni perişan etti gerçekten. Sizinle en yakın zamanda görüşmek Elmaların, istiyorum. Elmacık kemiklerin. Elmacık kemiklerin diye toparlamanız o kadar düzgün oldu ki. Yüzünüzün güzelliği, elmacık kemikleriniz. Allah'ım, Tanrı sizi özenmiş de yaratmış. Üzüm gözler. Üzüm gözler. Üzüm gözler. Efendime söyleyeyim, keju kulak memeleri, ne bileyim. Ne diyeceğim ben? Tamam işte... Kiraz, kiraza gel. Kiraza gelmek istiyorum. Önümde... Kiraz neresidir? Kiraz neresidir tam olarak? Hayır, hayır. Kızın kafada kiraz neresi? Ne bileyim ben ya, öyle saçma bir şey ömrüne duymadım ya. Kız söyle kirazın neresi? Benim kiraz ki... dudaklar, kiraz dudaklar. Evet. Kiraz dudak, dudaklarınız kiraz gibi sanki. İnanılmaz, vitamin deposunuz ya. De, oradan kız de ki hayatımda hiç kimse bana evet. böyle... Oradan yürü, evet. Hayatımda hiç kimse bana bu kadar güzel cümleler kurmamıştı. Zaten ben de internetten indiriyorum şu an. Açık olayım kıza ki baştan Arkadaşım sonra... Arkadaşım de ki, evet. benim de çok kısa Hadi. Zamanda rüyamda gördüm, evlenmem lazım ayağına getir, evet. Ben de inanır mısınız rüyamda sizi gördüm. Ay hayırdır inşallah. Ha şahane bir kır düğünüyle evleniyorduk. İkimiz mi? Yok, ben babanızla evleniyorum. Siz... kapat, kapat. Beş... Arkadaşım. Çok yazmasın, kapat. Arkadaşım de ki, ben gelsem sizi istesem kız sen de mükemmel fikirde koş babanın Hadi. Ayaklarına Hadi, kapan. Evet. Baba beni ver şu kapıcıya diye. Evet, buyurun. Ben gelsem sizi babanızdan istesem... Ay mükemmel bir fikir. Tamam hemen geliyorum. Bağırma bağırma. Baba Allah aşkına. Fidan ne oldu iyi misin? Ay ben aşık oldum. Aşık mı? Ayaklara aşık düştü oldum. Ya. Akşam beni istemeye geliyorlar baba. Evet, ne ara aşık oldun? Hemen ne ara iş hallettin? Fidan iyi misin? Oldum oldum aşık oldum. Baba da hemen gelsin. Gelsin. Nasıl atacağız Baba emin misin? Kesin rüyasında falan görmüştür. Baba kızdan kurtulmaya çalışıyor yani. Evet. Şimdi sen megafona bas. Yıldıray Bey'le konuş. De ki Allah'ın emriyle babam gelecek. Hayda. Ateşi de yok ama. Baba sen bakar mısın? Efendim? Sayın yöneticim. Ben Jonathan. Jonathan ben seni kovmadım mı? Yok benim ismimi duyunca Jonathan anlamında ben. Şimdi eğer sizin de izniniz olursa Allah'ın emri peygamberinin kavliyle babamla size kızınızı istemeye geleceğiz. Hangi kızımı istiyorsun? Hangisi müsait? Hayır gel, arkadaşım. Gel. hemen gel hemen gel diyeyim. Hemen gel hemen. Evet hemen. Buyurun al babanı. Evet hemen prodüksiyonu 3 sandalye getirin sahneye çabuk. Fidan, git babana söyle durumu. Ciddi misin? Anlat babana. Gel seni hazırlayalım biraz. Baba, babana durumu gel. Anlat. Baba şu an yöneticinin kızını onu yöneticiden istemeye gidiyoruz. Kendisi tamam hemen gelin dedi. Çok heyecanlı. Kızın gönlü var mı? Yok alacağız giderken alacağız. Var tabii ne saçma babam da manyak ya. Kızın gönlü yoksa beni orada rezil etme yöneticiye var, karşı var, ha. Var kız diyafonda konuştuk kız bana hasta. Fitil oluyor bana. Hadi.
Evet, buyurun. Bas zile. İnatla zır diyen... Gel bak. Bakalım, gel. Ah, eyvallah, sen gel. Dışarıda bekle baba. Gel. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın? Hiç bakmıyorsun kızlar arkadaşım, kafana eğ öyle. Merhabalar efendim. Evet, buyurun, oturun. Buyurun, buyurun. Heyecanlı mısın? Çok. Otur. Söyle, gir konuya baba. Yıldıray Bey, gençler birbirini diyafondan duymuş, sevmiş. İşi ilerletmişler. Bizim oğlanın da kovmuşsunuz. Hani yarın öbür gün damadınız olursa kovulmaz, tekrar işe alırsınız. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Hadi kızım gel, öp kayınpederin elini, sık kocanın elini. Ay. Tam o sırada kafayı kaldırır, kızı görürsünüz. Mülsen sen koş piyanoyu, bu anı müziklendirmemiz lazım. Evet, kafayı kaldırma anını tekrar... O niye kurtardı kendini, ben kaldım? O müzik çalıyor. Sen kafayı kaldırma anını tekrar alıyoruz. Evet, sen... Hayır, önce elini uzat Ezgi. Aldın, elini tut. Hala sen çok şeysin, elini tutunca görmüyorsun. Sonra bir ara göz göze gelince anlıyorsun. Ver müziği. Aşkım. Ay, yedim seni. Yıldırım Bey, beni tekrar kovmayı düşünür müsünüz? Arkadaşım, şaşırsana. Söyle babaya durumu. İnanılır gibi değil. Kadın üç kat yukarı çıktı asansörle. Bu hale mi geldi ya? Arkadaşım. Hayır, öbür kız da gelip seni tebrik edecek. Hanımefendi gel, sen de tebrik ederim. Kardeşimi mutlu et inşallah. Ablacığım, tam istediğim gibi bir adam buldum. Allah'a şükür. Allah. Bir yastıkta kocasın. Amin, çok amin. Tebrik ediyorum. Ediyorum. Yok, öpmeyin. Öpme. Hiç öpmeyin. Çünkü ben bundan alacaktım. O bitti. O bitti. Bundan... Yıldıray Bey de ki... Oğlum konuşmuşsunuz, anlaşmışsınız, manyak mısın? Evet. Oğlum saatlerce konuşmuşsunuz ya. Megafondan aşkınızı itiraf etmişsiniz. Sen ne demek istiyorsun şimdi? Kardeşimi istemediğini mi söylüyorsun? Diyafonda konuştuk ya hayatım, Canıt'ın. İşte iki yıldır benim yönetim kurulu toplantısında görüntülü diyafon taktıralım değişimin sebebi bu. İşte bu tarz tatsızlıklar oluyor komşular arasında. Arkadaşım bir şekilde oradan kurtulman lazım. Bir şey uydur ve oradan kaç. Olacak gibi değil. Çok özür diliyorum. Size yalan söyledim. Neyle ilgili? Ben aslında babanızdan hoşlanıyorum. Hayır arkadaşım. Sizi aracı olarak kullandım. Olmaz arkadaşım. De ki gerçeği itiraf et ama gerçeği güzel bir dille söyle. Kız da çok kırılmasın. Söyle. Evet. Çok özür diliyorum. Ben bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Siz tabii dünya ahiret bacımsınız. Fakat ne? Evet. Şimdi ben diyafondakini galiba ablanız. Ablanızı, yani sizi ablanız sandım. Çünkü ben asansörde kendisiyle inanılmaz bir elektriklenme oldu aramızda. Şenay, değil mi? Çok üzülürsün, koltuğa çökersin, kız yıkılır, baba kızların üzüntüsüne dayanamaz, iskemleye çöker. Çök iskemleye. Arkadaşım bir şekilde ortada kala kalır, sepeti koluna takar, adi gülümsemesiyle ilerlerken kızın içinden kız camdan bakar ağlamaklı arkasından. Pardon, özür dilerim. Arkadaşım ağır, kız ağlamaklı. Ben niye gülüyorum? Sen gülmüyorsun, ha. Sen adisin. Çok zarifsiniz ya, valla. Ve harmanım ben, harmanım diye müzisyen girer. Kız bak arkasından. 3-2-1 buyurun. Harmanım ben, harmanım. 40 satırlık fermanım. Tövbe yarabbim, tövbe. Yok dizimde. Söyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. Söyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. Evet. Arkadaşım ne yapıyorsun? Memlekete gidiyorum. Hayır. Koy onu yerine. Koy onu yerine. Gel sahneye. Yıldıray Bey'i alkışlarla gönder. Zahmet Yıldıray. Sağ ol efendim. Ayağınıza sağ ol. Şenay Akay'ı seyirciye takdim et. Şenay Akay. Ve aradan yıllar geçmiştir. Yıllar geçmiştir. Bizimkisi karşı apartmanın kapıcısı olmuştur. Allah beni kahretsin. Bu muhitten çıkamadım ben ya.
ve terfi etmiştir. Artık bisikletle servis yapmaktadır. Terfiye bak. Evet. Ve bizim kız o günden beri hiç kimseyle konuşmamış, tek nokta, evet, tek noktaya sabit bakarak mahallede durmaktadır. Bizimki önünden geçerken kızın hal... Ne yapıyorsun? Ne oldu? Tapıcılığı bıraktım, görmüyor musun? Allah'ın gerizekalısı. Ne yaptın kendine? Çok uzun yıllar geçmiş. Arkadaşım sen ne gerizekalısın. Filmin finalini mutlu sonla bitirecektim. Onu Nuriye söyle, iyi kısaydı. O yukarı doğru kalkınca senin vücutta bir şey oldu mu? Mesleği bıraktırdı. Sevmiyorum artık. Ezgi mola. Getir öne Ezgi molayı. Arkadaşım senin bu hallerinden hiç hoşlanmıyorum. Teşekkür ederim. Sahneye güzel birisi geldiği zaman ağzın burnun yamuluyor ve bu sapıklık duygusunu içinden at... Allah işte güzel insana bakmak sevaptır. Ama sapıksın arkadaşım. Şöyle güzele ya. Başka türlü bakılır. Nasıl bakılır? Sen sapıksın. Sen içindeki bu erotik insanı atmadığın sürece senden hiçbir şey olmaz. Tamam, atıp geleceğim şimdi. Nerede atacaksın? O öyle bir şey değil. Bu senin genetiğine zaman, işlemiş bir şey. Zamanla yok. Hücrelerinde var. O zaman yapalım. Pislik! Sağ ol. Gel bir adım öne. Ver selamını. Fırat. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Eyvallah. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, arkadaşım.